randevu talep edeceksiniz. Orada görüşmeye çalışacaksınız. Çok üzüldük yani. Orada görüşmek. Maalesef burada dağılmanızı istiyoruz. Bu şekilde olmaz. Okuması yapılmayan öğretmenleriz. 2020 boyunca yeterince mağdur edildik. Hiç şekilde. Ya bunu tekrar anlatmanızı biliyoruz. Bunu tekrar anlatmanıza gerek yok. Biz 11 aydır atanabilmek için Milli Eğitim Bakanı'nın peşinde koşuyoruz. Hani bu Ziya Selçuk döneminde de, Sayın Ziya Selçuk döneminde de bu şekilde oldu. Şu an Sayın Mahmut Özer göreve geldi. Kendisinden defalarca görüşme talep ettik. Bizimle görüşmeyi kabul etmedi. Milli Eğitim'in önüne gidiyoruz, dağıtılıyoruz. Buraya geliyoruz bir çare. Ben tam Muş'tan geldim. Hakkari'den gelen arkadaşlarımız var, Ağrı'dan gelen arkadaşlarımız var. Yani biz bu ülkenin öğretmenleriyiz. Şu an benim yeğenim 3. sınıfa gidiyor. Tam 5 defa öğretmeni değişti ve şu an öğretmeni yok okulda. Çocuk evde oturup ağlıyor. Ben atama bekliyorum 11 aydır. Ben atanamıyorum. Hani böyle bir çelişki var ortada. Biz bu durumumuzu anlatmaya çalışıyoruz. Kime anlatacağız? Ülkenin Milli Eğitim Bakanı'na bunu anlatamayacaksak, hani burada ayaküstü de olsa bir dakika görüşemeyeceksek biz bu derdimizi kime anlatacağız? Şu an yönetmeliğe aykırı bir durum söz konusu. 6 Kasım'da Cumhurbaşkanımızın aldığı kararnameye göre karma alım kaldırıldı. Niye kaldırıldı? Çünkü geçmişteki dönemlerde karma alımdan dolayı hani aynı sınava girmemiş insanlar birbirleriyle yarıştırıldı. Aynı soruları çözmemiş insanlar birbirleriyle yarıştırıldı. Tamamen bir ölçme hatası yapıldı. Bu yüzden birçok öğretmenimiz 2019'da mağdur edildi. Bu yüzden bu karma alım kaldırıldı Sayın Ziya Selçuk döneminde. Şu an Cumhurbaşkanlığı kararnamesine aykırı bir şekilde MEB'in bir yanlışıyla tekrar karma alım getirildi. Biz bu karma alımın yanlış olduğunu defalarca anlatıyoruz. Bakın 2 gündür Twitter'da 1 milyon tweet attık. Ve atacağız da, aklımızı aramaya da devam edeceğiz. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Çünkü bizim burada hayatımız söz konusu, hayallerimiz söz konusu ve 11 aylık bir mücadelemiz söz konusu. Biz sadece bu talebimizi bakanımıza iletmek istiyoruz ama kendisine bir türlü ulaşamıyoruz maalesef. Bizim tek amacımız var, bakanımızla görüşmek, başka da hiçbir amacımız yok. Bu yüzden sizden de rica ediyoruz komiserim. Ayaküstü bir dakika olsa görüşmek istiyoruz. 2020 puanıyla sadece 20 bin alım yapıldı bu takvim. 6 ay uzatıldı. 21 KPSS sınavından sonra atama gerçekleştirildi. Zar zor bir 15 bin ek atama başlığı geldi. Bu da bir gecede 21'e verildi. Karma alım başlığı altında 21'e ilk atama veriliyor. 20 yine mağdur oluyor. Biz bu şekilde bir kişi bile atanamayacağız. Emeğimizin karşılığını alamayacağız. Fakat sesimizi duyuramıyoruz. Biz öğretmeniz. Öğretmenlerle dolu gençlik parkı. Ne olursun boşa dönmesin çarkı. İsyankar olmayız, anlayın farkı. Biz öğretmeniz, görev bekliyoruz. Biz öğretmeniz, görev bekliyoruz. Her birimiz ayrı ayrı ildeniz, hepimiz öğretmen aynı dildeniz. Aldık puan, görevi vermediniz. Biz öğretmeniz, görev bekliyoruz. Biz öğretmeniz, görev bekliyoruz. Öğretmenler burada kanat çırpıyor, kimi halimize gülüp geçiyor. Kimisi doğmadığı don biçiyor. Biz öğretmeniz, görev bekliyoruz. Biz öğretmeniz, görev bekliyoruz. Aldığımız puanlar çöp olmadan, vatan bahçesinin gülü solmadan, gözyaşları sel olup sizi bulmadan, biz öğretmeniz, görev bekliyoruz. Biz öğretmeniz, görev bekliyoruz. Sayın Bakanımızdan bu yavrularımızın sesini duymalarını özellikle istirham ediyoruz. Bu haksızlığa son verileceğine de sonsuz, yani kendi adıma söylüyorum, inanıyorum. İnşallah bu haklı davalarında bu çocuklarımız hakkı olanı alacağını düşünüyor. Saygılar sunuyorum kendilerine de. 97'ciyim. Atanamıyorum ya, atamıyorsunuz bizi. Niye ben arkadaşlar, buralarda buyurun. Ağlayarak hareket arkadaşımızı ediyorum. Arkadaşımızı alalım ya. Devam edelim burada. Ağlamaktan bıktım ben ya.
biz daha 2021'in sonucu açıklanmadan gelen atamanın 2021'e ait olduğunu öğreniyoruz. Biz burada aylardır mücadele veriyoruz. Bu Ankara'ya kaçıncı gelişimiz gerçekten bilmiyoruz. Sesimizi de herkese duyurduğumuza inanıyoruz. Artık duyulmak istenmiyor mu bilmiyoruz. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Hatta bu hakkımızı 2020'nin ek atama olan hakkını almadan da öğretmenler olarak bu davamızdan vazgeçmeyi düşünmüyoruz. Ankara'da kalmaya devam edeceğiz. Sayın yetkililer lütfen size sesleniyoruz. Biz defalarca zaten seslendik. Son kez vicdanınıza seslenmek istiyoruz. Biz bu hakkımız olan ek atamayı almak istiyoruz. Lütfen bizi de mağdur etmeyin. 2021 yılında mağdur etmeyin.